Kollarınızı açıp dağın zirvesinden atlamak ister misiniz? Veya saatte 320 kilometre hızla vadilerin arasında uçmak. Sırtına adeta bir roket takmış gibi dakikalarca dağların arasında uçan paraşütçüler, wingsuit adı verilen özel bir kıyafet giyiyor. Yükseklerden kendilerini aşağı bırakıp vücutlarıyla uçuyorlar. Adrenalinin tavana vurduğu bu sporun Türkiye'deki ustası Mehmet Susam. Operatör doktor olan Mehmet Bey, kalp damar cerrahı. Onu hastanede elinde klasik gitarıyla görürseniz şaşırmayın. Hastalarına klasik müzik çalmaktan büyük zevk alıyor. Eğitimi sırasında konservatuarla tıbbı birlikte götüren kürek milli takımından motosiklet yarışçılığına 10 parmağında 10 ayrı hüneri olan bir doktor. Paraşütçülükle 20 yıl önce tanışan Mehmet Susam 800'ün üzerinde atlayışa sahip. Bir dönem yamaç paraşütüyle de uğraşmış. Son 4 yıldır wingsuit'le atlayış gerçekleştiriyor. Bu yüksek uzmanlık gerektiren dal kişiye özel hazırlanan wingsuit kıyafetiyle yapılıyor. Şimdi aerofoil yapısı dediğimiz şekli değişken kanat, içine basınçlı hava dolması ile oluşan bir kanat sistemi bu. Aynı paraşütlerdeki uçuş prensibini taşıyor. Şu anda günümüzün yamaç paraşütleri onun üzerinde süzülme oranlarına ulaştı. Bu kanat sistemi de belli bir irtifadan serbest düşüşe başlayarak ve düşüşün hızı arttıkça içine dolan basınçlı havayla belli bir kanat yapısını, kanat profilini kazanarak uçuşu sağlaması şeklinde. Atlayışla birlikte insan vücudu adeta aerodinamik bir yapıya kavuşuyor. Serbest düşüş sırasında uçak gibi sağa sola dönebilirsiniz. İrtifa kaybedip maksimum hıza ulaşmak sadece birkaç saniyede gerçekleşiyor. Hareketleriniz inanılmaz kontrollü olmak zorunda. Kararsızlık ya da yanlış bir planlamanın sonucu ölüm. Dünyada bu tür atlayışları yapan 3500 civarında sporcu var. Meraklıları için belirtelim, wingsuit için gerekli teçhizatların maliyetleri yaklaşık 8000 ila 10.000 dolar arasında değişiyor. Mehmet Susam'ın bu işin meraklılarına tavsiyesi, önce çok iyi bir paraşütçü eğitimi almaları ve yüksek sayıda atlayış gerçekleştirmeleri. Dağlar arasında uçuş için yamaç paraşütü yapmanın ciddi bir tecrübe sağlayacağına dikkat çekiyor. Sonrasında ise çok çalışmak, ustaları izlemek ve kendini geliştirmek. Bu tehlikeli sporun 17 yıllık geçmişinde 290 kişinin hayatını kaybettiğini hatırlatmakta fayda var. Aslında mesleğimle yaptığım sporlar ve özellikle son 4 yıldır yaptığım wingsuit uçuşu tamamen paralel şeyler. İkisinde de adrenalin yüksek miktarlar da var. İkisinde de stres ve stresin sonucundaki başarıyla oluşan mutluluk çok yüksek miktarlarda. Ve ikisinde de tam konsantrasyon gerekiyor. Yani konsantrasyondaki en ufak bir kayıp ikisinde de ölümle sonuçlanıyor. Masadaki hastanın ölümüyle veya kendi ölümünle. O yüzden çok yüksek disiplin gerektiren bu iki faaliyet birbiriyle sürekli paralel seyrediyor. Bu da benim yaşam biçimim haline geldi. Atlayış sırasında paraşütçünün kalp ritimleri konusunda da bilimsel bir araştırma yapan Mehmet Susam'ın hedefi, bu atlayışta paraşütünü açmadan yere emniyetle inebilmek. Havada en fazla 239 saniye kalan deneyimli paraşütçü doktor, her uçuşunda insan beyninin derinliklerindeki gerçek uçuş hissinin daha fazla ön plana çıktığına inanıyor. (Gülüyor)